Şimdi burası 27 dönüm bir arazi. Etrafı çevrili yolumuz var. Kendi e, enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Orada güneş enerjimiz var. Orada aynı zamanda sondajımız var. Su çıkarıyoruz güneş enerjisiyle. Şurada bir kuyumuz var. Kuyumuzda da su var. Bu bölgede nedense çok iyi bir su var. Çok yukarıda sular 70 metreden su alıyoruz. Üçlük suyumuz var. Şurada havuzumuz var efendime söyleyeyim. Havuza basabiliyoruz suyu. Ya da direkt damlama şeklinde zeytine verebiliyoruz. Zeytinlerimiz burada 3 çeşit yerli edremit zeytini ve gemlik zeytini 10-15 tane de domat zeytini var. İtalya'dan bazı zeytinler geldi buraya şimdi onları çoğaltmaya çalışıyoruz. Her sene alıyoruz damızlık olarak onları çoğaltmaya çalışıyoruz. Evin yanında da bir sürü meyve ağaçları var işte ne bileyim kaysisinden, bademinden, siyah dutundan, beyaz dutundan, eriğinden, keçi boynuzundan, bal kaymağından, tongelinden, şeftalisinden. Hepsi var bademinden. Her şey var. Her şey burada mevcut. Toprak on numara. Bütün tarımı yapabilirsiniz. Çok güzel incir oluyor. Etrafta da 300 tane nar var. Bak görüyorsunuz e, arazinin etrafı böyle komple Hicaz narı denilen büyük nardan çevrili 300 adet onlar ve e, içerisinde 100 tane de değişik meyve ağacı var tüm etrafı narla çevrili arazinin Burası iki ayrı tapu 13 buçuk 13 buçuk e, işin enteresan tarafı şu andaki olduğumuz yer Demirtaş Mahallesi'ne bağlı arazinin öbür tarafı ikinci tapu Esentepe'ye bağlı İki ayrı tapusu var ama e, Ev ve güneş enerjisi su demir taş tarafında kalıyor. Öbür tarafta sadece zeytin var işte birbirine bitişik iki ayrı tapulu bir yer burası. Evet evimiz havuzlu aşağısında da 24 metrekare bir bodrum işte hayvan için filan bir bodrumu var. Ev beton arma. İsterse o üstünde bir kat da çıkabilir. Merdivenimiz buraya kadar geliyor. Ee, yolumuz zaten gadasrol bir yol. Ayrıca enerji de burada yani bak 100, 150, 120 metre bize uzakta. Arkada şurada direkt gözüküyor. Ama kendi enerjimizi kendimiz ürettiğimiz için enerji sorunumuz olmuyor.